düz argument koyamıyorlar. Uşaq pulu verilmelidir. Bütün dünyada dünyanın kanunu var. Dünyanın her bir ülkesinde uşaq pulu verilir. Her bir ülke daha. Kim olur olsun. Bu uşaq pulu uşağın sağlamlığı için 18 yaşına kadar onun inkişafı için verilir ki, uşaq, oğlan uşağıdır, bu canlı olsun, yaxşı yesin, yaxşı gelsin, sağlam olsun, büyüsün, o senin kalaşını, kovuğu tutabilsin. İndi bak 18 yaşlı uşaqlar var, cılız cılız uşaqlar var, hiç o kalaşını, kovuğu tutabilmirler. Boydan kiçikler, biri gozbeldi, biri herhalde bir şeydi. Yani bunun sebepleri kasıpçılığın sebebi de oğul. Varlı adamın oğlu ne boyda görürsen, yaxşı yiyir, çirkefil. Yani bunlar hamısı uşaq pulu, çok, ben bu barada çok danışmışam oğul. Uşaq pulu eğer bizim imkanımız yoksa, eğer bu devletin imkanı yoksa, devlet başka bir varlı devlete mektup yazır ve Birleşmiş Milletler Teşkilatına verir ve oradan ne kadar uşaq varsa o uşağın pulunu verilmelidir. Başka devlet verebilir bizim uşaq pulumuzu. Anlayabilirsin ne deyim? Tabii. Yani özünün imkanı yok deyilir. Devletler var kasıptı. Bizi kimi yerin altında üstünde kızıl değil oğul. Ham da her yerden neft çıkmır. Onlar uşaq pulu veremirler. Onlar olsak Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na yazırlar ki bize uşaq pulunu vermeye imkanımız yoktur. Uşağın siyasını verirler ve uşağın siyasi kadar da başka devlet ona pul verirler. Eğer yoksa bu ne deyin? Ahı var. Başkasına yazanmazsan sen Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na mektup yazanmazsan o pulun demeli arkasına geçenler var kimse burada. Neyse var. Verin de şu uşaq pulu verilmelidir. Mütlak olmalıdır. Öğretmenim, başka bir meseleye dikkatinizi çekmek istedim. İnsanları bu yoksullaşmadan, bahaslıktan narazı olduğu kimi, en zamanda ülkede söz ve ifade azadlığından da narazı insanlar var. Ekseriyet demek olan narazıdır. Bilirsiniz ki, öten yıl dekabrın 1'inde Fevraliler Bağında keçirilen aksiye zamanı tanınmış müxarifetçi Tofiq Yaqublu döyülmesiyle alakadar sosyal şebekede ve medya organlarında foto ve videolar yayılmıştı. Ancak üzerinden bir müddet geçenden sonra bu günlerde Başprokurorluk məlumat açıkladı ki, o öz özünü deyib. Yani sizce o öz özünü deyebilirdi mi? Onun görüntüleri sizi bunu demeye esas verir mi? Vallahi bu ülkede ne baş verir, ben utanıram demeye de. Prokuror öyle söz deyirse, benim daha ona sözüm yoktu. Bu indi kulak asın. Bu ne hadiseler deyirler, bu terter hadiseleri. Evet. Onu tezden eləmək için deyir, bir müxalifət deyib bunu, ona göre eləmək istemirlər. Ne müxalifət deyib? Ölkədə düzgünlük ortaya çıkmalıdır. Hörmətli prokurorumuz, əziz prokurorumuz, çok istəyirəm mən sizə, Allah sizi korusun. Ədalət namına elə cümlə işlətməyim. Öz-özünü döyüb de, ayıp deyil mi bu söz deyirsiniz siz? Ayıp deyil mi? Jandarma ölkəsidir, nədir bu ölkə? Polis döyüksün, gözünü qaratsın, ayıptır. Bunun cinayeti var, aparın salondama damda tutun. Döymek nedir? Hansı asırda yaşayırsın? 20. asır olduğunu bilmir mi sen bu polislerin? Ayıptır böyle şeyler. Özünü döyüp bile cümle işletmeyin. Çok hayır edirim. Siz yalancı bir prokuror adı kazanarsınız onda. Ayıptır. Ben məsləhət görmürəm bir aksaqqal kimi sizden, sizi çok istəyirəm bir prokuror kimi Respublikanın ədalətli olmanızı istəyirəm ve belə cümlə işlətməyi xalqda ikrah hissi yaradar. Dövlətə karşı pis mineyalar yaranar. Heç kəs sizə inanmaz. Bəli, elə desən ona heç kəs inanmayacaq. Ayıbdır belə şeylər. Adam eğer cinayeti varsa, cinayet məcəlləsini tutun, basın. Ve geçsin türmədə yazsın. Döymək nədir? Aleyhinə hemen böyle şeyler. Rəşməlim, elə bu məsələyə bəzi deputatlar da don geyindirirlər ki, həmin Tofiq Yaqublu öz-özünü deyib. Bilirsiniz ki, deputatlar əslində vətəndaşlar tərəfindən seçilməlidir. Bu cür deputatların bu fikirləri səsləndirilməsi nə demək olur? Yəni, ümumiyyətlə, bu adamlar millətin vəkili olmağa layiqdirlər mi bu cür düşüncə sahibləri? Valla bu cür düşünce sahiplerinin vəkil olmağa heç Azərbaycan vətəndaşı olmağa layık deyirlər. Eğer onu kim deyibsə bilmirəm de. Sizden eşidirəm elə deyiblər. Öz-özünü döyüb bu dəlidir mi, başqaraqdır mı,
dünya görüşsüzdü mü, savaşsızdı mı? Ben o yargıplığını tanımıram hakikaten. Şahsen görmemişim ama sosyal şebekelerden iştirem. Böyle şeyler kira hissi doyadır cemaatta. Aziz insanlar, düz yolunuza gelin, başka argüment tapın. Böyle argümentlerle siz halkı özünüzden döndürürsünüz. Ben size, ben açık diyelim, bir defa kızım orta mektepte okuyordu. Deputatlar neyse danıştılar. Evet. Kızım dedi, ay papa, onun neyine baksın? Dedimler, dedi, ay papa, sen dolar kim danışsan kapına çımaram sana. O kadar adaletli daha. O ne danışır? Ağzına gelen şeyleri danışır. Ne de danıştılar, yediler, içtiler, öldüler ve gittiler. Ve biz de, siz de öyle gideceğiz. Ayıptı da. Ayıptı, vallahi ayıptı. Öz özünü döyüp ne de? Başka argüman tapın. Başka argüman tap, küçeden giden bir adam dövdü. Ya başka bir şeydi, yalan da açıksan bir yalan da yukarımla deginen. Öz özünü dövdü, ne de? Bu katı olabilmez. Böyle şeylerle siz bütün halkımızı, devletimize karşı koyursunuz. Bu hakikatti. Ve bütün insanlar daha size inanmır. Yalancı bir devlet olduğuna inanırlar. Yalancı memur olduğunuza inanırlar. Ayıptı böyle şeyler.